Kanser nedir? Tipleri, kanser tedavileri, kanserde fizyoterapi ve rehabilitasyon hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Dünyada ve ülkemizde kanser kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Hastalığın nedenleri henüz tam olarak bilinmese de kişisel ve çevresel faktörler olmak üzere pek çok etken risk faktörleri olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde kadınlarda en sık görülen ilk 5 kanser meme, tiroid, kolorektal, uterus korpusu ve akciğerdir. Tütün ve tütün ürünlerinin yol açtığı en önemli kanser türü olan akciğer kanseri ülkemizde erkeklerde ilk sırada, kadınlarda ise 5. sırada görülmektedir. Ülkemizde her 4 kadın kanserinden biri meme kanseridir. Olguların %42.5'inin 15-49 yaşları arasında olduğu görülmektedir meme kanseri tanısı konduğunda seer özet evresi lokalize olan olguların 5 yıllık sağ kalım hızı ülkemizde %90'dır. Meme, uterus korpusu ve over gibi kadın kanserlerinde en önemli risk faktörlerinden biri de obezitedir. Her yıl yaklaşık olarak her 100 bin kadının 50'sinde bu üç kanserden biri gelişmektedir. Erkekler özellikle kimyasal maruziyetlere bağlı işlerde daha fazla çalışmakta ve kadınlara göre 5 kat daha fazla akciğer, mesane, melanom, sinonazal kanserler, lösemi, mesotelioma gibi kanserlere yakalanmaktadır. Tekstil endüstrisinde ise kadınların daha çok istihdam olması ve kimyasal boya, asit, formaldehit gibi kimyasallara maruz olmaları, akciğer, mesane, nazofarinks kanseri görünme sıklığını artırmaktadır. Kanser, tüm kötü huylu tümörleri kapsayan, hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve anormal şekilde yayılımı ile karakterize hastalıktır. Tümör, normal dokulara uyum göstermeyen ve kendisini oluşturan uyaranın yok olması durumunda bile büyümeye devam eden anormal doku kitlesidir. Tümörler, biyolojik davranışlara göre benign, Malign ve ikisi arasında yer alan intermediyer olmak üzere üçe ayrılır. Benign tümörler iyi huylu olarak adlandırılır. Histolojik özellikleri masumdur. Lokalizedir, uzak bölgelere yayılmazlar. Cerrahi rezeksiyon fayda sağlar. Malign tümörler kötü huylu, kanser olarak adlandırılır. Sınırları belirsizdir uzak bölgelere lenfatik veya vasküler sistem aracılığıyla metastaz yapar. Cerrahi ve radyoterapi, kemoterapi ile iyileşme olabilir. Tekrarlama ihtimali yüksektir, hızlı büyür. Karsinom Epidel hücrelerden köken alan, salgı yapan organlarda görülür. Kanser tiplerinin yaklaşık %80, %90'ını oluşturur. Melanom Melanoitler yani melanin pigmenti üreten hücreleri tutarlar. En çok deride, ayrıca gözlerin arkasında, ağız içinde, vajina ve anüste görülür. Sarkom Konnektif doku, kemik, kas, kartilaj veya yağ dokusunda oluşur. En yaygın tipi osteosarkomdur. Lösemi Kan üreten organları tutar, Kemik iliğinden anormal lökosit üretimi görülür. Lenfoma, bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanserdir. Lenf damarları, lenf sıvısı, lenf nodları ve tonsiller, timus ve dalak ama genellikle diyafram üzerindeki lenf nodları tutulur. Kanserler, tümörün büyüklüğüne ve metastaz yapıp yapmama durumuna göre sınıflandırılırlar malink kanserlerde klinik seyri tanımlamak için grade, derecelendirme ve stage evre adı verilen iki sınıflama kullanılır. Evrelendirme ise tümörün büyüklüğü ve yayılımı dikkate alınarak yapılır. TNM bu amaçla kullanılan en yaygın sınıflamadır. T. Lokal tümör boyutu. N. Bölgesel lenf nodlarına kanserin yayılımı. M. Metastaz varlığı, yokluğu. TNM sınıflandırması, tümörün evresi, tümörün boyutu, lenf nodu tutulumu ve metastaz olarak slayttaki tabloda gösterilmektedir. Kanserlerin metastaz yerleri: meme, serviks, karaciğer, akciğer ve over. Sunum planımızda yer alan kanser tedavi yöntemleri konusunu birlikte inceleyelim. Kanser tedavileri. 1. Cerrahi yöntemler. 2. Radyoterapi. 3. Kemoterapi. 4. İmmünoterapi. 5. Kök hücre nakli ve kemik iliği transplantasyonu. 6. Endokrin tedavisi. 7. Psikososyal tedavi. 8. Rehabilitasyondur. Cerrahi yöntemler, olguların 1 bölü 3'ünde tek başına tedavi yöntemidir. Radyoterapi, iyonize ışın ya da atom partiküllerinin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Cerrahiden sonra en etkin yöntemdir. Radyoterapi Bu tedavi yöntemi kanser tedavisinde primer tedavi, ana tedavi, kombine tedavi, diğer tedavi yöntemiyle beraber adjuvan tedavi, yardımcı tedavi ve palyatif tedavi yöntemi şeklinde tek başına ya da cerrahi ve kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılmaktadır. Radyoterapiye bağlı gelişen komplikasyonlar, eritem, deskuamasyon, nekroz, deride incelme veya kalınlaşma, pigmentasyon veya depigmentasyon, cilt yanığı, inflamasyon, ter ve tükrük bezlerinde harabiyet. Radyoterapiye bağlı kıl kaybı veya incelmesi, subkuten yağ dokusu kaybı veya incelmesi, radyasyon fibrizoz sendrom, anemi, bulantı ve kusma görülür. Radyoterapiye bağlı gelişen komplikasyonlar, akut akciğer hasarı veya geciken radyasyon pneumonisi, kanama ve nekroz, ağrı ve ülser. Radyasyon sonrası gastrit, enterit, kolit gelişebilir ve epiteryal mukozanın dökülmesi, infeksiyona duyarlılık, elektrolit ve sıvı kaybı ile birliktedir. Radyoterapide büyüme plağı, özellikle 2 yaş altında önemli bir hedeftir. Açık büyüme plağı olan genç kişide kalıcı gelişim duraklaması ve deformiteye neden olur. Gelişimin devam ettiği 12 yaş öncesinde tam dozu beyin gelişimi yavaşlatabilir. Bu nedenle çocuklarda genellikle radyoterapiden kaçınılmalıdır. Kemoterapi, stotoksik amaçlı doğal veya sentetik kimyasal, biyolojik ajanlar ve hormonlarla yapılan tedavi şeklidir. Kemoterapiye bağlı gelişen komplikasyonlar, böbrek ve üriner sistem toksiteleri, karaciğer ve gastrointestinal sistem toksiteleri, pulmoner toksite, immün sistem toksitesi. Kemoterapide kardiyovasküler toksite, ağrı, yorgunluk, nötropanik ateş komplikasyonları görülür. Ayrıca kemoterapide alerji ve anafilaksi, inatçı bulantı ve kusmalar, parestezi, duyu ve refleks kaybı, beslenme problemleri gibi komplikasyonlar görülür. İmmünoterapide kullanılan ajanlar biyolojik cevap modifiye ediciler olarak isimlendirilir. Bu ajanlar Vücudun savunma mekanizmasını oluşturur. Radyasyon ve kemoterapi sonrası kemik iliği rejenerasyonunu, lenfosit yapımını stimüle eder. Kök hücre nakli ve kemik iliği transplantasyonu, hastanın kendisinden veya sağlıklı bir donörün verici kemik iliğinden veya periferik kanından kök hücrelerin toplanıp saklanması ve intravenöz infüzyonla hastaya nakledilme sürecidir. Uzun dönem hastanede izole ortamda yatış gerektirir. Amaç kan ve immün sistem hücrelerinin yeniden oluşmasını sağlamaktır. Kanserli bireye hastalığın ve tedavisinin neden olduğu sorunları restore etmek, fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonları maksimumda tutmak için kanser rehabilitasyonu yapılır. Kanser tedavilerinde gelişen komplikasyonlar pek çok tıbbi komplikasyona sekonder olarak ve tekrarlı hastane süreçleri nedeniyle vücut yapı ve fonksiyonlarında kayıp, aktivite limitasyonları ve katılım kısıtlılıkları görülür. Hastaların istekleri olabildiğince uzun yaşamak, normal aktivitelerini sürdürebilmek, fiziksel ve psikososyal semptom yaşamamak, tedavilere bağlı şikayet yaşamamak, sorunlarına çözüm bulmak Sunum planımızda yer alan fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunu birlikte inceleyelim. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları kanser oluşumunu engellemek, kanserli hastalardaki problemleri çözmek veya en aza indirmek, yaşam kalitesini artırmak. Düzenli egzersiz obeziteyi önler savunma sistemini destekleyicidir. Hücreleri koruyan antioksidan enzimleri aktive ederek dokuların zarar görmesini önler. Bağırsak hareketliliğini arttırarak zararlı maddelerin bulunma süresini azaltır. Böylece kolon kanserinin gelişme riskini azaltır. Düzenli egzersiz kandaki östrojen düzeyini azaltarak kadın üreme sistemiyle ilgili kanserlerin gelişimini engeller. Düzenli yapılan egzersiz kolon kanserinde %60-80 riski azaltıyor. Orta düzey 30-60 dakika bölü gün. Meme kanserinde %60-90 riski azaltıyor. 30-60 dakika bölü gün. Orta şiddette düzenli egzersiz en az 4 saat bölü hafta. Kanser hastalarında görülen fiziksel ve fonksiyonel problemler. Kilo kaybı, uyku güçlüğü, mide bulantısı kusma, yorgunluk, ağrı, patolojik kırıklar. Ayrıca kardiyovasküler ve pulmoner fonksiyonlarda azalma, kas zayıflığı ve atrofi, paraliziler, nöropatiler, miyopatiler, nörolojik semptomlar. Yorgunluk yaşam kalitesini diğer kronik hastalıklara göre daha fazla olumsuz etkiler tükenmişlik ve tüm vücutta bitkinlik, aktiviteyle ilgisi olmayan bir şekilde kendini gösterir. Kemoterapiden sonra bir hafta içinde başlar. Egzersiz ve rehabilitasyon yaklaşımları günümüzde yapılan çalışmalar incelendiğinde, kanser tedavisi boyunca ve sonrasında egzersizin güvenle uygulanabildiği ve fiziksel fonksiyon yaşam kalitesi ve kanserle ilişkili yorgunluk üzerine etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Kanser tedavileri sırasında uygulanan egzersiz protokolleri kanser tedavilerinin etkinliğini artırır. Tümörün büyümesini baskılar, rekürrensi engeller. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun aşamaları. Önleyici, koruyucu aşama, restoratif aşama destekleyici aşama, palyatif aşama. Önleyici, koruyucu aşama. Sorunlar ve fonksiyon kaybı oluşmadan veya artmadan önce hastanın eğitimiyle birlikte sorunların önlenmesi veya hastalığın şiddetinin azaltılması amaçlanmaktadır. Restore edici aşama. Kanserin tedavisi ve tedavilere bağlı sorunların aşılması önceki fonksiyonel düzeye dönmek, herhangi bir disabilite gelişimini önlemek ve kişinin maksimum bağımsızlığının kazanmasını sağlamaktır. Destekleyici evre, hastalık ve rehabilitasyon gereksinimi devam etmektedir. Amaç, fonksiyonel kayıplarla ilgili problemleri azaltmaktır. Hasta eğitiminde, semptomların tedavisi üzerinde durulmalı. Önemli kas zayıflıkları ve zayıf postür üzerine odaklanmalı. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık ve mobilizasyon için gerekli adaptasyonlar yapılmalı. Destekleyici evrede kendine bakım aktivitelerinin yanı sıra cilt ülserleri ve kontraktürler gibi sekonder problemler önlenmelidir. Destekleyici evrede fiziksel aktivite araştırmalarının sonucuna göre hayatta kalanların sayısında artış, meme ve kolorektal kanser hastalarında sağ kalım üzerine pozitif etki gözlenmiştir. Palyatif bakım evresi terminal dönemdeki hastalara yöneliktir. Fonksiyonel kayıplar ilerlemiştir. Amaç hastalığa ait komplikasyonların azaltılması, hasta ve ailenin fiziksel ve emosyonel olarak rahatlatılmasıdır. Egzersiz, kanser hastalarında yaşam kalitesinin tüm boyutlarını fiziksel, emosyonel, sosyal, kognitif etkiler. Fiziksel aktivite yapan kanser hastalarında ağrı azalır, etkili solunum sağlanır, duyu girdisi ve postüray düzgünlüğün sürdürülmesi sağlanır denge gelişir, düşme ve kırık riski azalır. İnaktiviteye bağlı gelişebilecek kas zayıflıkları önlenir. Kalp hastalıklarının gelişme riski azalır. Osteoporoz riski azalır. Alt ekstremitelerde kan akışı daha etkili olarak sağlandığı için emboli riski azalır. Sindirim kolaylaşır, daha az mide bulantısı görülür. Yorgunluk belirtilerinin görülmesinde azalma görülür. Kanser rekürrensi azalır. Fiziksel fonksiyonları korur, geliştirir. Daha iyi kilo kontrolü sağlanır. Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık artar. Emosyonel durum, egzersizle depresyon, gerilim, anksiyete, karamsarlık gibi semptomlar da azalır. Egzersizle yapılandırılmış ve amaca yönelik aktivitelere katılım ve çevreyle iletişim artar. Önerilen egzersiz modelleri şunlardır: Aerobik egzersizler, dirençli egzersizler, kuvvetlendirme, fleksibilite, germe egzersizleri, gevşeme egzersizleri, özel teknikler, yoga, body awareness, tai chi ve benzeri. Egzersiz eğitiminde uygun yükleme, egzersiz şiddeti, süresi, egzersizin tipi, frekansı, geri dönüşlülük, özelleşme, kişisel farklılıklara dikkat edilmelidir. Ayrobik egzersiz kardiyovasküler enduransı artıran egzersizlerdir. Bisiklet, jogging gibi. Sıklık 3-5 gün bölü hafta. Süre 20-60 dakika şiddeti maksimum kalp hızının 50 75i ayarlanmış kalp atımızı ile. Dirençli egzersiz etkilenmiş olan kas grupları veya büyük kas gruplarına yönelik çalışılır. Kassal performansı artırır. Kanser hastalarında egzersizin yoğunluğu bir maksimum tekrarın %50 ila 85'inde 2-3 set 6-12 tekrardır. Kuvvetlendirme egzersizleri, osteoporoz riskine karşı kemik mineral yoğunluğunu korumak için gereklidir. Dirençli egzersizler kas zayıflıkları ve kas enduransını artırmak için kullanılır. Yağsız vücut kitlesini artırmak, vücut kompozisyonunu düzenlemek amacıyla kullanılabilir. Hastalar serbest ağırlıkla dirençli bantla, dirençli topla ve çeşitli direnç makineleriyle çalışabilirler. Esneklik egzersizleri. Frekans haftada 2-3 kere yapılmalıdır. Şiddeti kas gergin bir pozisyonda ise 10-30 saniye arası tutulmalıdır. Süre, hareketler her bir kas grubu için 2-4 defa tekrarlanmalıdır. Germe egzersizleri statik germe omuz tekerleği, esnek bantlar, omuz makaraları, duvarda esneklik egzersizleri. Esneklik egzersizleriyle cerrahi ve prostitik bölgelere odaklanılır. İmmobilizasyonun olumsuz etkilerini çözmek amacıyla uygun kas gruplarına reçetelendirilir. Aerobik egzersiz ısınma ve soğuma periyodlarında kullanılabilir. Popüler ve destekleyici wellness programları Yoga, vücut farkındalığı eğitimi, body awareness terapi, klinik pilates, tai chi, su içi egzersizler, dans terapisidir. Egzersiz programının kanser hastaları için güvenilir, etkili ve eğlenceli olması gerekir. Egzersiz, kişinin durumuna özel, uygun tip, frekans, Süre ve şiddette programlanmalıdır. Egzersiz kas performansı, kardiyovasküler sistem, esneklik dikkate alınarak yapılmalıdır. Normal eklem hareketlerinde pozitif değişiklik meydana getirmesi için normalden daha yüksek seviyede yapılmalıdır. Kanser hastalarında yaralanma veya öngörülemeyen bir stres olmaksızın yükleme yapılmalıdır. Kanser hastalarında egzersiz tanımlama komponentleri: Tip, frekans, şiddet, süre, progresyon. Egzersizin tipi geniş kas gruplarını içeren egzersizler yapılmalı. Yürüme, bisiklete binme, squat, yüzme. Spesifik kas gruplarını da içermeli. Egzersizin frekansı. Kardiyovasküler enduransı artırmak Yaşa, cinsiyete bağlı vücut kompozisyonunu devam ettirmek için minimum haftada 3 gün, 2 günden fazla ara verilmemeli. Egzersizin şiddeti. Kanser hastaları için tüm fizyolojik cevaplar dikkate alındığında, sedanter düşük uygunluktaki kişiler için %30-45, aktif ortalama uygunluğa sahip kişiler için %50-60 kalp hızı önerilir. Egzersizin süresi. Hastalar 5 ila 60 dakika arasındaki egzersizi tolere ederler. Düşük zayıf aerobik kapasiteye sahip kişiler için intervalli egzersiz uygundur. 2-3 haftada bir süre yavaş yavaş artırılır. Egzersizin progresyonu. İlerleme, frekans, süre veya şiddetin her defasında biri olmak üzere artırılmasıdır kanser hastalarında yavaş ve dereceli ilerlenir. Hedef, günde 20-30 dakika, haftada 3-5 günlük bir programdır. Egzersiz programının kişinin sağlık durumuna, almış olduğu tedavi şekline, yan etkilere bağlı olarak uyarlanması gerekebilir. Kanseri önleme ve egzersiz Fiziksel aktivite önerileri sağ kalım, ikinci kanserleri önleme ve sağ kalım diğer kronik hastalıkları önleme. Kanserden kurtulanlarda egzersiz testi ve reçetesi güvenli ve etkilidir. Bazı kanser tedavisine özel yan etkiler olmakla birlikte genel olarak kemoterapi boyunca ve sonrasında meme, kolon, prostat, hematolojik ve jinekolojik kanserden kurtulanlarda egzersiz yapmak güvenli ve etkilidir. Farklı kanserlerde ihtiyaçlar izlenmelidir. Dikkatli ve detaylı bir şekilde egzersiz programları oluşturulmalıdır. Hastaların egzersize uyum ve katılımlarını artırmak için ayrıntılı değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Müzik